Herkese merhaba. Euro 2020'de 5. günü de noktaladık. Seyhan Şaşko ile beraber turnuvayı konuşmayı sürdürüyoruz. Sports YouTube kanalında. Seyhan hoş geldin. Sen de hoş geldin. Bugün e, baktım her gün formayla çıkıyorsun yayına. Dedim ki ben de bir kontra yapayım. Ne kadar dün Fransa kazanır tercihini yapsam da e, Almanya mil takımını sevdiğimden... Bir Bayern Münih forması seçti. Ama şöyle de bir Nazire yapmışsın galiba. Lewandowski forması giyerek. Evet. Lewandowski bugün Almanya'da olsaydı ne olurdu sorusunun da yanıtını arıyormuşsun gibi bir havan var Doruk. Tam olarak öyle. <laughs> Eksik parçayı ben burada Ayaz doldurayım diye düşündüm. E, bir fark da şey. Benim bir tane imzam var arkada. Ama senin bütün takım e, imzalı bir forman var. E, ellerimle imzalattım. Bu forma benim için çok özel. Geçen sene e, Lisbon'dayken 8'li finaller için ee, malum pandemi sebebiyle acayip bir ortam vardı orada ve Türkiye'den galiba bir tek bütün maçları izleyen ben vardım ve o ortamda Paris Saint-Germain'in oteline gidip imzalatmıştım bu formayı dolayısıyla Paris Saint-Germain'in şampiyon olmasını çok istiyordum çünkü o zaman inanılmaz daha da değerli bir e forma olacaktı ama şu haliyle de çok değerli. Ee, çok seviyorum o yüzden rengi itibariyle da imzaları itibariyle da ellerimle yaptırmış olmam itibariyle Anaları da. Anıları hatırlama <laughs> evet, itibariyle itibarıyla O yüzden da. çok seviyorum bu formayı. Ben de Fransa zaten benim biliyorsun ki favorim bu turnuva içinde. O yüzden de dedim ki Fransa'nın nasıl kazanır o yüzden bu formayı giyeyim dedim. Aslında yukarıda de Manchester United Bruno Fernandes Sen için. Sen hazır gelmişsin <laughs> tabii canım bayağı hazır gelmişsin. <laughs> en kötü o kazanır sonunda giyerim diye onu da getirmiştim ama bunu giydim bugün o yüzden. Yani şu ana kadar giydiğim formalar arasında bence en iyisi bu. onu söyleyeyim ve şu hazır söylemişken, yeri gelmişken Bayi'ye bakalım. Dün felaket bir gün geçirmiştik. Bugün bir tık daha galiba durumu toparladık Seyhan. 2'de i̇ki, iki inanamıyorum. Gözlerim yaşardı. <laughs> Çünkü dün ikimiz de 3'te 0 çekmeyi başarmıştık. Bugün dünkü maçların ardından ikimiz de 2'de iki 2 yaptık. Böylelikle günün bilançosunda daha doğrusu son günlerin bilançosunda ben 3'te pardon ben kaçta kaç oldum? Ona galiba en son bakacağız. En son mu bakacağız? Matı ben de bakayım, hatırlamıyorum ama. yetmedi şu anda ama. ben de hatırlayamadım çünkü Bugün kaç oldu. Bugün de bu arada oldu? bayağı patlıyorduk yani. Portekiz e, bize az kalsın patlatacaktı e, ama en azından bir tık kurtardık. Evet. Karizmayı total. dün bayağı çizilmiş. Biz bir görelim çünkü. ya yine de e, total. Mi? Totalde ben 3 bildim sen 4 bildin ama kaçta kaç? Şöyle e, ben 3'te 1'dim sonra üzerine 3 eklendi 6'da 1 oldum. Bunu üzerine 2 eklendi <gülüyor> 8'de. <gülüyor> Hiç oldum yani. şu anda. Kırk yapar mı diyeceğim toplumda. <laughs> Nereye gidiyor bu saatte? Kapatalım bence. <laughs> Ama sonuç itibariyle şu anda sadece bir öndesin benden. benden. O da duygusal kararlar verdiğim için de mi artık Gölü olacak. Makedonya kararında. <laughs> Makedonya yaktı beni. Mevleketim so beni yaktı. Makedonya kararını duygusaldı. Bir gün sonra gelip buraya dedin ki çok mantıklı ben hareket edeceğim. Mantığımla kararlar vereceğim <laughs> diye üçte sıfır yaptın. Bence o daha felaketti <laughs> seni. Hiç evet, bunu hatırlatmasan daha iyi olurdu. O yüzden devam edelim biz geçelim. <laughs> Peki. bugünün maçlarına daha doğrusu dün akşamın maçlarına bugün onları konuşalım şimdi. E malum e, ara sıcak ve ana yemek var. Çünkü 16'da maç yok sadece iki maç vardı. Zaten ölüm grubunda e ancak böyle bir e, menü olabilirdi. Macaristan, Portekiz ve Fransa Almanya maçlarını izledik dün akşam. E, Portekiz 84'te açıldı. 3 gol birden buldu. 3-0'lık skorla yendi Macaristan'ı. Fransa'da Almanya'yı 1-0'la geçmeyi başardı. Orada da tabii ki Hummels'in kendi kalesini attığı gol var. Ama Fransa'nın ağır bastığını söyleyebiliriz. İkisini de zaten konuşacağız. Biz hemen ara sıcağımızla başlayalım. Portekiz, Macaristan'ı zaten yenecekti diye tahmin ediyorduk ama bir noktada acaba yine bir İspanya-İsveç maçı izledik mi, izliyor muyuz gibi hissetmiştik. Ta ki 84'te artık o anahtar Kapıya girip kapı deliğine girip anahtar deliğine girip kapıyı açana kadar sonrasında her şey bir anda çözüldü. Onu çözen neydi? Anahtar değil de kırdılar bu arada. Yani <laughs> kapıyı kırdılar en sonunda bence. Kim kırdı ama kimin sayesinde kırdılar? Yani Guerrero attı ilk golü ama evet. Rafa Silva'ya mı bağlayacağız? Rafa Silva'ya bağlayabilir. bence bağlayabiliriz. Çünkü Tabii. onun oyuna girmesiyle beraber. İlk golü Guerrero ama e, doğru söylüyorsun. Yani, üç, hatta ilk girdiğinde Rafa Silva biz tepki gösterdik. Ya Santos'la bence Luis Enrique çok birbirine benzer durumlar sergiledi. <laughs> ya yani o kadar geç değişiklikler yaptı ki Luis Enrique, e, Santos tıpkı Enrique gibi. Bir an maç gidiyor diye düşündük. Sonra Enrique gibi olacaktı. E, ve dün şey dedik ya Seyhan, Moreno yerine Sarabia aldı. Bizi şaşırttı diye. Burada da Felix yerine Rafa Silva alınca inceden bir uğultu çıktı yani <laughs> maçı izlediğimiz odada. Hayırdır hoca gibi. Ama harbiden Rafa Silva çözdü. Şimdi şu an biri atıyorum tatilde ve turnuvayı takip etmiyor ya da çok futbolla işin neşir değil baksa açsa işte e, gereken aplikasyonu Aa, Portekiz 3-0 kazanmış diyecek çok rahat bir galibiyet almış diyecek çok öyle olmadı ee, ya çok kısa şunu söyleyebilirim 11'lere lira bakınca iki tane hem Carvalho'yle hem Pereira ile başlamış Santos. Biraz daha böyle sigortalı. iki tane sigorta ile başlamıştı. Çok da kontra vermemek için Macar'lara. Çok da kontra vermediler. Bu çok doğru. E, o bütün kontra girişimlerini engelleyen bir ikiliydi. Çok fizikliler ve top kapabilen ikililer. Ama bunda ne neden bu kadar çok ısrar etti? 80 dakika ısrar etti anlamış değilim. Çünkü e, Macar'lar hiç gelemedi. İkinci yarı bir iki böyle şansları var ama zaten 0-19 gol beklentisi. Yani. Evet. Kıymetli bir pozisyonları yok adamların. Ama ne zaman Renato Sanchez oyuna girdi? Çok kısa sürede. Hem Carvalho ve Pereira kadar defansif katkı yaptı. Onlar kadar top çalmış. Sadece bir rakam eksiği var. hem de daha driplingçi bir oyuncu olduğu için daha ofansa katkı sağladı. Rafa'nın da girmesiyle. Bruno Fernandes'i ilk yerde hiç kullanamamışlardı Seyhan. Bana sorarsan. Hiç o bildiğimiz on numara pozisyona topla buluşamamıştı. O da hatırla bir tane şutu var. Bir tane Ronaldo'nun penaltı beklediği pozisyonda Ronaldo'ya defans arkası attığı bir top var. Oralarda doğru yerde savunma orta sahipse topla buluştu. iki pozisyonu da iş yaptı. İkinci yeri biraz daha oturdu Portekiz'in son 15 dakikada oyunu. Ama direkten döndüler. Bu bir gerçek yani. Yani 71'de gelmeseydi de biraz daha geç gelseydi o Rafa Silva değişikliği belki çok daha farklı bir şey konuşuyor olabilirdik. Yani yine aynı şekilde daha fare doğurabilir der ne kadar oyuna hükmeden daha dominant olan taraf Portekiz olsaydı da sonuç alamayabilirlerdi ama işte bir kere o bir gol gelince arkasında devamı geldi ve penaltıda da Rafa Silva var zaten hı hı. bu arada. Dolayısıyla bir asist de yaptı. Çok çok kritik, çok değerli işler yaptı. Ona yazabiliriz. Sadece işte Portekiz'le ilgili hep şu var benim içimde. E, Cancelo'yu da görmek isterdim. O da talihsiz bir şekilde Hı -hı. kadrodan çok çıkarıldı. Atısın. Sen de biliyorsun Aynen. ki. E, Cancelo da olsaydı belki o da farklı bir e, katkı sağlardı diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısın? E şöyle katılabilirim. Portekiz'in sol beki Guerrero bence bayağı... Yani gol attı height. bu arada ama yani... Şansını evet. attı ama çok underrated bir oyuncu gerçekten. Yani son 2-3 senedir... Gol vasit rakamları hep çift tane. Gol katkıları evet. hep çift tane de bir, bir back. bek. E, Tersi de Kanselio'yu koyduğunuzda hem dar alanda hem tempoyla, temposuyla geniş alanda iş yapabilen bir bek koyduğunuzda tabii ki beklerden çok daha rahat verim alabilir, alabilirdi Portekiz. Çünkü ya şimdi Ronaldo oynuyor forvette ve çok gezgin oynuyordu. Yani sen de izledik maçı. Onun yerine Jota ya da Bernardo'nun e, o boşlukları Bruno Fernandes'in o ceza sahası boşluklarını doldurmasını bekledi Portekiz takımı. Onu pek yapamadılar. E, sağdan Semedo yerine son bitirici bu. Buruş... hiç verim alamadı gibi bir şey bugün. Yani çok evet. çok silik kaldı bugün Jota. Bir pozisyonu var galiba 3 4'te. Evet. Onu atsa mesela hani direkt kapa açılacak. Kırmaya Doğru. gerek kalmayacaktı. E, ama onları yapamadı Portekiz. değişikliklerde ben mesela dediğin ya oyun hep tek taraflı oynandı diye. Tek taraflı oynanan bir oyunda neden iki tane defansif orta saha ile bu kadar oynama isteği Santos benimsedi? Biraz bana şey gibi geliyor. Hani üç beraberlikle çıktı ya. Belki de <laughs> bir Öncekinde değil mi? Belki de diyor ki sakin olalım abi. Bir puan alalım. Gerisine bakarız. Mantığı da olabilir. Ama bir şekilde çözdüler. Yani şimdi esas maç Almanya maçı onlar için ikinci maç. Aynen öyle. Burada hata yapmamaları çok kritikti. Ya Tabii bu arada Macaristan tarafında da Soboslay'ın olmayışı ki Soboslay yolları zaten buraya Avrupa Şampiyonası'na taşıyan isimli senin de bildiğin gibi. Hı hı. Onların olmayışı, onun olmayışı çok fazla eksikliğinin de hissedilmesine sebep oldu. Ama diğer taraftan da yani zaman zaman iyi işler de yaptılar. Adam Salahi bilmiyorum nasıl ne düşünürsün bu arada. Tabii ki Atilla Salahi de 11'deki Çok var yerini orada. almıştı. Salahi var, Salahi var. Evet. <laughs> Gerçekten Serkan Hayır, Yetkin'e de. de selam olsun. E, o üç ismi de Salahi, Şalahi, Salahi, Salahi <laughs> hepsini hiç hata yapmadan e, okumayı başardı. Aramızda da konuştuk yukarıda okumayı derken daha doğrusu maçı anlatmayı başardı. Zor bir şey. Bu arada ilk yarıda Guleci'nin de iyi kurtarışları var evet, bu arada. Kesinlikle. onu da e, altını çizmek lazım. Ama sonuçta özellikle Fenerbahçelilerin Atilla Salahi'yi biraz daha dikkatli izlediği bir maç maçtı günün sonunda. Ama yine yıldızlaşan bir Cristiano Ronaldo olduğundan bahsedebiliriz. Cristiano Ronaldo 2004 yılında Yunanistan'a karşı ilk kez forma giydiği maçta Avrupa Şampiyonası'nda gol atmıştı. Bugün 2020 yılında daha doğrusu Euro 2020'de 2021 yılında hala gol atmayı sürdürüyor ve e, önemli bir önemli bir rekorda kırmış oldu. Sen de biliyorsun ki 11 golü ulaştı Avrupa Şampiyonasında ve en fazla gol atan isim olmuş oldu. Bu arada 2004'teki görüntüsü ve 2020'deki yani 2021'deki görüntüsü çok fazla bir şey değişmemiş gibi bir bir halde var ya Bence değişmiş de biz formadan göremiyoruz o değiş <laughs> değişikliği bana öyle geliyor. Ee, bu kas yanını mı diyorsun? Aynen yani orada 19 yaşında değil mi Euro 2004'te bu evet. ağladığı finalde ağladığı sunu var. Hı hı. Ee, bu bence rekor olayı da şimdi şöyle. 5. şampiyonası, 5. kez Euro'da Ronaldo 11 evet. gol attı. Şurada değil mi platini? Evet, Arkam, platini orada. Arkamda, 9 golü var. Arkamda şey kaldırıyor, kupa kaldırıyor. O biliyorsun 5 maçta 9 gol attı bir turnuvada. Ki ya o zaman Hangisi daha zor? Ya platini yaptı akıl almaz bir şey canım. Evet. Yani biri 5 turnuva geliyor. Ronaldo 11 gol atıyor ya da 9 gol atıyor bu turnuvaya gelmeden önce. Platini 5 maçta 5 farklı kaleciye 9 e, gol atmıştı. Kendisi Gerçekten ben sonra tabii YouTube'da izledim o turnuvayı. O zaman annem babam evli bile değil. O turnuva hakkında konuşmayacağım o yüzden ama e, acayip bir performans sergilemiş. Ne kadar sonraları bu Euro formatının e, biraz boşsa da, biraz içine etse de açıkçası ya yani Euro formatının e, oyuncuyken yaptığı bence Ronaldo'dan daha büyük. Mac ama Ronaldo'nun yaptığı da tabii ki yani Ronaldo zaten tartışıyor değiliz şu anda yanlış anlaşılmasın yok, hayır, yani ama daha gerçekten tek turnuvada bu kadar gol atmak çok daha zor. 84 Haziran'ı unutulmaz geçilememiş kimse geçememiş onun üzerine bu kadar zamanda şimdi Ronaldo'ya kadar. E, tabii canım ya yani 84'te adam atıyor bunu bir turnuvada işte Ronaldo bir, 21'de anca geçiyor. Bir süre. Ki Ronaldo makine yani. Evet bu arada Ronaldo'nun 2004'te e, kadrosunda olduğu Portekiz takımında bakıldığında şu anda hala forma giyen kimse yok Ronaldo dışında yani. Turnuva da var mı Daha diye Daha da biraz... oynayabilir bu arada Ronaldo yani bu şimdi son son Tabii canım hayır son değil. <laughs> dü dünya şampiyonası Katar ardından tekrar bir Avrupa şampiyonası falan yapabilir yani duracak gibi görünmüyor. Çünkü hiç performansında bir eksilme görmüyorum. Ronaldo mesela sezon içinde bir kupa maçıydı. Ee, hangi maçta hatırlamıyorum bir Serie A kupa maçıydı. Ee, şey, İtalya kupa, kupası maçıydı. Sürekli oynuyor adam şampiyonlar ligi oynuyor, lig oynuyor vesaire. 70'te mi ne bunu kenara aldı Pirlo tribe girdi yani bayağı böyle sıkıntı falan falan yarattı sürekli e, Oynamak istiyor muhtemelen hiçbir turnuvayı Kaçırmak istemeyecek zaten Katar'da sakatlanmazsa Kesin olacaktır e, Bu maçta özellikle o Rafael yaptığı verkaç golü bayağı iyiydi sen de hatırlarsın evet. bayağı yüksek reaksiyonlar verdik Macar takımı da Zaten talihsiz bir gruba düşmüş Macaristan Başından belli yani sonu başından belli bir e, Olay oldu Macarlar için onlar ama fena bir atılım yapmıyorlar. Yani son dönemde Macar futbolunda bir gelişim var. İşte Viktor Orbán onların başbakanı ve bir futbol bağımlısı adam, obsesif yani futbola. o çok ciddi dört dönemdir falan başbakan galiba Macaristan'da çok ciddi bir yatırım yapıyor Macar futboluna. Ya yani statlara, işte kurduğu akademilere vesaire 2 milyar sterlinne geçen bir harcama yapıyor. Hatta işte Puşkaş Akademi'nin de co-founderlarından biri kendi köyüne kuruyor abi Puşkaş Akademi'yi. Ya yani kendi hometown'a kuruyor. Orası e, ismini bilmiyorum ama bir köye kuruyor. Ve evine çok yakın bir yere bir stat yapıyor. Köy nüfusunun iki katı e, kapasitesi olan bir stat yapıyor. Ki bugün oynayan mesela ismini doğru söyleyebileceğim bilmiyorum da adam hangisiydi adamla başlayan? Adam salai, şalai mi? Salai mi? Salai. Bir de Fenerbahçe'de oynayan adam Şalai'yi forvet Salai mi? Bir de Salai var. o da. Mesela o adam Salai'yi buçuk akademiden çıkan e, oyuncu. Ya, bir gelişim sergiledi Macarlar. İşte Sobozda'yı çıkardılar. Burada da biraz daha e, Fernando Santos bekleseydi bir şeyleri yapmamak evet. adına bir puan alacaklardı. Öyle görünüyordu gerçekten. Fena bir başlangıç değildi. Skor anlamında değil ama maç anlamında fena başlangıç başlangıç yapmadı Macarlar. sonuna getiremediler ama. Getiremediler gerçekten de. Bu arada e, az önce Hayri kulağıma fısıldadı. E, 2010 2004'te Ronaldo dışında Kürtçe yani 2004'ten bugüne kalan Ronaldo dışında isim yok dedim ya Portekiz milli takımında. Uh -huh. Herhangi bir takımda da 2004'ten bugüne kalan herhangi bir isim yok. 2004'ten 2021'e şey kadar Turnuvada kalan, yok değil mi? Turnuvada da yok. Yani en yakını Kierlini ama e, o da 2004'te yok yani. 2006'da oynamaya başlamış. Milli takımlar düzeyinde dolayısıyla o da müthiş bir iş. Ya zaten o turnuvada işte 20 falan olman lazım. 20 yaşında olman lazım. Ee, hala oynuyor olman için de ya böyle ufak bir ülkenin, daha başaltı bir ülkenin oyuncusu olacaksın. Atıyorum Slovakların bir oyuncusu olacaksın bu i̇şte zamana İskoçya'da kadar. İskoçya'da dün konuştuk ya, ya da Gordon, ha, mesela, 18, 38 yaşında tekrar... Takımıyla birlikte 23 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na gelebilecek. Yani kaleci olacaksın vesaire. Evet. O zaman hemen geçelim ana yemeğe. Çünkü ana yemekte de çok fazla konuşulacak şey var. E, Fransa-Almanya maçını hepimiz iple çekiyorduk. Ve bu Fransa-Almanya maçında kazanan taraf, 3 puan alan taraf Fransa oldu. Tabii ki biraz daha ağır basıyordu Fransa. Ve zaten e, sayılara da baktığımızda maçla ilgili olarak Fransa'nın sergilemiş olduğu e, performans... Her ne kadar topla oynama oranlarında Almanya biraz daha ağır basan taraf gibi görünse de... E, pozisyon daha fazla yaratan taraf, daha fazla e, işin efektif tarafında yer alan taraf Fransa'ydı. Ve nitekim 1-0 kazandı her ne kadar o Mersin kedi attığı golü olsa da. İyi maçtı öncelikle. Çok evet. kaliteli maçtı yani. Ee, özellikle bazı günler o kalite, bu kalitenin çok uzağında maçlar günler geçirmiştik. Evet rakamlar Almanya'dan yine gözüküyor. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Yok yani. Gerçekten. O i̇ki tane isabetli şut olması <laughs> burada biraz ironik de ona geliyor. Zaten Fransa'nın şutu ceza sahası dışına attıkları bir şut. Golle, gol ondan gelmiyor. Şey konuştuk ya Finlandiya'ya bir şut attı gol evet. oldu. <laughs> Fransa'nın oradan da değil golü. Ya burada tabii iki tane offside sebebiyle sayılmayan gol var ki harika gollerdi. Bir tanesi Benzema'nın bir tanesi Mbappe'nin. Ya penaltı pozisyonu falan vardı. Şöyle başlayalım istersen. İlk defa bir açılış kaybetmiş Almanlar. Euro tarihinde. Ee, olabilir ama sanki maç kapanışı görebilecekler mi konusunda soru işaretleri yarattı. 2018'den sonra benzer bir durum yaşanır mı sorusu hepimizin kafasında muhtemelen şöyle bir dönmeye başladı değil mi? Yanmıştır. E, çok iyi savunma yaptı Fransızlar. Yani evet. Topla çok hız oynadılar evet. E, çok fazla kontra şansı işte offside'leri çıkartırsan bir penaltı pozisyonu dışında çok bulamadılar evet. Ama çok iyi savunma yaptılar. Yani 4 stoperle oynamanın da işte böyle maçlarda böyle artıları var. Pogba zaten nefis oynadı. Pogba inanılmaz oynadı gerçekten. Yani işte Pogba'nın <laughs> da hep zaten milli takım performansıyla normal e, takım performansı arasında fark oluyor Doruk. Ben bu kadroda Pogba'dan ziyade başka oyuncularda da bunun olduğunu düşünüyorum. Yani mesela, mesela? mesela Rabio. Yani Rabio'yu galiba Türkiye'de kimse sevmiyor. Ya yani herkes Rab, düz bence oyuncu şöyle, diyor abi, ya. Sadece düz oyun düz oyuncu ama çok faydalı olursun yani. Genel olmazsın asker olursun Hı -hı. ve hep doğru şeyleri yaparsın ama bence Rabio oynadığı işte takım olarak da milli takım seviyesinde de kendi seviyesinin çok üzerinde yerlerde yani ben öyle düşünüyorum açıkçası yani. Bilmiyorum kusura haklı olabilirsin. E, aşağı yukarı da haklısın aslında. Bu menajerle alakalı olabilir. İşte hangi akademiden çıktığınız bu konuda çok önemlidir mesela. O her zaman size bir, bir yaşınıza kadar Altyapınız bir noktaya getirir. Transfer yaptırır. Ama Rabio'da mesela sistem doğru olunca Fransa'da sistem o kadar net oturdu ki evet. şu an. Herkes buraya geldiğinde e, tam olarak üzerine düşene yapabiliyor ve birbirlerini tamamlıyorlar. Zaten mil takım daha kısa bir sekans olduğu için oturtturursanız doğru planı daha kolay başarıya gidebiliyorsunuz. Pogba'da bu sene mesela böyle bir maçı belki bir tane vardır Premier Lig'de. Bu kadar 70 dakika falan bayağı domine etti. Son 20 dakika biraz fizik olarak düştü ama genel olarak maçın en iyisiydi zaten Paul Pogba. Diğer tarafa gelince de ilk program şeyi konuşmuştuk. Ya bu grubun bir 9 numara problemi var. Bu turnuva özelinde değil de genel olarak yani Portekiz uzun süredir 9 çıkaramıyordur. çıkaramıyordu Ronaldo oraya evrilene evet. kadar. Yani Nuno Gomez'lerden işte Pauletalar, Hugo Almeida Nuno Gomez ölene kadar zaten oynadı. <laughs> <O ne dedin gülüyor> Aynen yani son ana kadar gidebileceği bütün maçları çıkabileceği bütün maçları çıktı. O kadar yokluktalardı ki. Hem Nuno Gomez de öyle. Mesela Fransızlarda da Olivier Giroud çok skorer bir oyuncu değildi. O da şey, çok hani şey skorer 9 olmadan Fransa turnuvalarda oynamak zorunda kaldı. Almanlar bir önceki turnuvaya Mario Gomez'le gittiler. Belki Ginçek'i götüreceklerdi mesela. O dönem daha düşük, başaltı bir takımda oynayan bir santrafor alacaklardı. Sadece Mario Gomez'le gittiler. Bu turnuvaya da forvetsiz geldi Almanlar. Havertz oynadı sahte 9 ileride. Sanki... Bu kadar toplu oynadığınız ve bu denli yığıldığınız yerlerde bir golcü ihtiyacı hissediyor bu takım. Nasıl dün Morata yerine İspanya daha yapabilir bir oyuncu hissettiyse. Çünkü Gnabry, İlkay, hep gezdiği için oralara girmeye çalıştı. O etkinliği gösteremedi. San'a girdi. Yani işte ben yoktu. uzun bir süre aslında... Havers'in yerine artık Sanayi soksun, artık Sanayi soksun. Geçen zaten son dünya şampiyonasında elenince biliyorsun Sanayi almamıştı ki Sanayi'nin en iyi oynadığı hı hı. dönemde almamıştı Sanayi. Hatta ben Sanayi laneti demiştim. Sanayi almazsan böyle elenirsin işte demiştim. Ama sanede girdikten sonra bir şey yapmadı ki yani. O zaman da dedik ki e, demek ki Sanayi bu yüzden almıyormuş e, geldi. Çünkü bir şey yapamadı. sanki. Werner de bu sene biraz risk belki. <laughs> Bilmiyorum artık. Werner de biraz yükleniliyor. E, tabii gibi çok yükleniliyor yani. bu arada. Çok çok doğru işler yapan ve her ne kadar bitiricilik noktasında problem yaşamış olsa da sonuçta çok alan açan ve gol pozisyonu yaratılmasına sağlanan bir isim verir ama işte... Bir, bir kere çok pozisyona şey giriyor. Evet, yani çok pozisyona, pozisyona girmesi de bence bir meziyeti. Bir de ben Werner'in gerçekten başından beri takip etmeye çalışıyorum kariyerini. Başından beri bu kadar çok pozisyon kaçırdığı için biraz ben normalleştirmiş <laughs> olabilirim Werner'in bu durumunu. Ee, ama ben Werner'i beklerdim ama bir tık önce. Ama kaçırdığı kadar da atıyordu önceden şimdi de bu sezon hem Leipzig'de Alman milli evet de Leipzig'de atıyordu ama. Evet, Bak Leipzig'de Stuttgart'ta da, evet işte. ak, ya aklını kaçırırsın. Stuttgart küme düştüğü sene Werner <laughs> inanılmaz goller kaçırdı. Yani, takımın küme düşmesinde o sene 70 gol falan yemişti takım. Ama onun yanında atamadığı Werner'in golleriyle de e, bu nesil 2'ye düşmüştü Stuttgart. Evet ama sonra Chelsea'ye gitti yine. Sonra Leipzig, Chelsea falan aynen yani Leipzig'de işte biraz alan lazım Werner'e ya e, onunla alakalı. Ne dediğimi ne diyeceğimi unutturdun bana bu Özür arada. Özür diliyorum. E e, hemen gel hatırlayacağım. Yo, ben unuttum. E, en başından bir takip ediyorum. Biraz haksızlık edildiğini ha, düşünüyorum. Biraz erken, e mi girmeli, biraz erken mi girmeli? Biraz erken mi girmeli dedi. Çünkü sen mesela Sane'nin erken girmesini evet, düşün öyle şey ben. yapmıştın. Sane ama bugün çok da gününde değildi yani. Evet, evet, Volant gerçekten. da çok iyi sezon geçirdi. Ama onun da ne kadar e o eklenebileceği soru işareti. ya Alman takımı bilmiyorum. Bakınca bence Kroos... İlkay ve biraz da Ginter dışında öne çıkan bir performans yoktu bu takımda. Doğru söylüyorsun. Yani genel olarak kadro e, iş yapmadı. Yani bir yandan şeyde bakıyorum. E, Fransa'ya da bakıyorum. Fransa'da tabii Benzema'nın uzun zaman sonra tekrar milli formayla çık Hı, kavuştuğu maç gol. olması e, çok önemliydi. İstedim ya o, o gol olsun, gol sayılsın daha doğrusu istedim. Offside olmasın o pozisyon istedim yani. O golü benzemasını istedim çok fazla. Ya biraz şeyden bahsedelim o zaman Fransa'da. E, R'lerden bahsedelim. Yapılan R'ler. Bu e da çok bakalım. güzel bu arada evet. Bu şey penaltının üzerinden <laughs> evet. tweet değil mi? Net penaltı değil mi? Konu. Yani Soğuk bence postu. öyle ama tabii şimdi ya sürekli bu elle oynama muhabbeti kurallar değişiyor ya. E sürekli değişiyor ve bu Euro Hı -hı. 2020 öncesinde de değişti biliyorsun. Ya ben artık onun ayrımına varamıyorum ya. Topla karışık ya. gibi mi? Evet şey ya bence yaptım. orada mesela bilinçli hani kasti oynama isteniyor ya orada. Normalde bence orada kasti oynuyor çünkü ona göre kaldırıyor kolunu. Hayır ben Mbappe'nin düştüğü pozisyonu diyorum. Ha tamam. Romarin yaptığı pozisyonu diyorum. <laughs> tamam ben pozisyonlar karıştı. Sen yani Ronaldo'nun şeyine mi gittin? Evet, ben ona Ronaldo Maceresi sandım. Ona gittim. Okey. Ee, ama o <laughs> <Rumansin> pozisyonu şeydi. <laughs> Olabilir abi Topuk o kadar çok diyorsun. maç falan evet. filan çok normal yani. Ben de çok çok şey karıştırdığım için burada. <laughs> ben çünkü o pozisyonda penaltı bekledim. De, o yüzden ben, benim direkt olarak oraya yoğunlaştım şu anda. Ya abi Fransa maçındaki konu penaltı, pozisyon penaltı gibi geldi. Tabii yani benim Bence de penaltıydı ama, bu arada. E, Bana öyle gibi geldi. Şeye dönelim. Çünkü topa müdahale var orada ama aynı zamanda yani topa değdiği için bence orada penaltı vermedi. Hı, onu ee, dedim işte topla bir evet, karışık işte, Evet işte Aynen öyle diyeceğim. ama bence... Bence Vara var. da gitmedi. Uzak da hakem pozisyona. Evet. Var da gerek e, çağırmaya gerek duymadı. Enteresan pozisyondu. Benzema konusu da aslında Benzema ve Müller'i beraber ele alabiliriz burada. Olur. Yani iki tane e, R yapan menajer var aslında yani. Müller'i de Love bir yere kesmiş, takımdan çağırdı. Benzema da işte bu yaşadığı problemlerden sonra seneler sonra döndü. Müller'e biraz daha bağımlı bence Almanya. Bağımlı dediğim daha ihtiyaç duyuyor. Ama e, Fransız Fransa takımı Benzema'sız da dünya şampiyonu olmuştu ama Almanların Müller'e ihtiyacı vardı. Benzema daha çok böyle çatır çatır geldi buraya. Ya yani bu sene 30 gol attı mesela. En yakın Adam Casemiro'nun 7 golü var. Geçen seneye bakıyorsun 27 gol atmış. En yakın takımın skoreri stoper Ramos. Ondan önceki sene yine 30 atmış. İşte Bale 11 gol atmış. Bayağı her sene Madrid'i sırtına alıp taşıdığı için bir yerden sonra buna kimse kayıtsız kalamadı. Evet ve Ronaldo'nun gölgesindeydi. Ronaldo'nun gölgesinden de çıktıktan sonra iyice artık böyle kendisini gösterdi ve artık dedi ki ben buranın adamıyım dedi ve girdi oraya. Aynen resmen burada tek patron var yaptı yani. <laughs> Peki yavaş yavaş süremizin sonuna doğru gelirken geride kalan haftanın ki malum biliyorsunuz ilk maçlar tamamlandı. İlk maçların en iyi 11'ini çıkardık sizler için. Bakalım bizlerle hemfikir olacak mısınız? Siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz bu arada. E, çünkü tabii ki farklı fikirler ortaya Hı. çıkabilir. Bizim 4-3-3 olarak dizdiğimiz haftanın en iyi 11'inde karede Haradeçki var. Çünkü Danimarka'nın penaltısını kurtarmıştı. Olsen de olabilirdi de e, Ben sen. evet ben o seni evet. yazardım açıkçası ama kaybettim ben oylamada oylamada <laughs> e, kaybettim. 4 <laughs> kişi de, altına 4'te 4'te 1 olarak anda. geri kalan herkes sırada çıktı dediği için. <laughs> Bence buraya Varan da girebilirdi ama evet. yani Şikrin yer çok iyi top oynadı. Lindelöf de İsveç e, dün çok iyi savundu kalesini. Oradan da birini koyalım dedik. İyi e bek performansları var Seyhan. liner olabilirdi burada. Evet. E, yine keza Dumfries yerine. Wijnaldum Dumfries olabilirdi. çok yıldızlaştı. Spinazzola zaten İtalya maçında inanılmaz oynadı. Evet. E, İtalya değil ya. Türkiye maçında <laughs> şey yapamadın değil mi? Söylemek istemedin. Ben seni anladım yani. <laughs> Gerçekten harika. E, Pogba bugün yıldızlaşan isimlerden bir tanesiydi zaten. Konuştuk dünkü maçta. E, Calvin Phillips zaten yani İngiltere milli takımının bile biraz bu çocuğu konuşalım mı diye tweet attı. attığı bir oyuncu müthişti gerçekten. E Sabit Sara keza Kuzey Makedonya karşısında çok iyi top oynadı. Çok yıldızlaştı. E şik deseniz Şik zaten turnuvanın. Golünü attı. Ya üçü de Patrik zaten şik. de kapattı hafta Luka yani. Kuzaten hepsi şar tane attı. Ronaldo 2 gol. E Ronaldo'da şeyi konuşmadık. Ronaldo'nun gol beklentisi konusunu. Aa evet ben sana onu e, yayında soracağım bakma demiştim. Bakmadın diye bakmadım, diyor. Bakmadım tamam. ama merak da ediyorum o yüzden bu Olay şey e, Portekiz maçında 2.33 Ronaldo'nun gol evet. tek başına. Turnuva'da bir tane takım var sadece onu geçen. Zaten ekrana geldi. Derken Hayro zaten bam dedi e, ekrana verdi. Eyvallah Hayro. Çok <laughs> öyle. <laughs> <laughs> Tamamladın yani konuyu. E, kim, geç, kim daha fazla gol beklentisine sahip diyecektim. Sen ama yorulma şey ben söyleyeyim. Ben <gülüyor> İspanya. <gülüyor> ben bu arada ya Belçika diyecektim. Önce Belçika diyecektim. Makul bir cevap. Ee, Mantıklı sonra yani. e, İspanya diyecek. Çünkü İspanya %1500 e, Hı -hı. topa sahip evet, olup ondan sonra 32 bin tane şut çekip hiçbir şey yapamadığı için muhtemelen hani gol beklentisi olarak yüksek ama gol bulamamış olabilir diye düşünmüştüm. Ya zaten yani zaten Ronaldo'yu çıkar. Yani i̇kinci de bilirdim. Ronaldo'yu çıkar 0.70 70 Portekiz. Evet. Liderdi o tabloda şey garibime gitti benim yani böyle baktım ilk af, ilk maç e, sonlarında hangi rakamlar çıktı diye. 24 yaşından küçük gol atan oyuncu yok ilk maçlar sonunda. Herkes 24 ya da daha e, büyük yaşça oyuncular gol atmış. Bir de ilk yarılarda cidden çok az gol olmuştu. 23 maç oynandı galiba e, ilk turnuvanın ilk haftasında. Sadece 5 maçta ilk yarıda gol oldu ve sadece 5 gol oldu. Maçlar hep ikinci yarılarda açıldı. Bu da beni şöyle korkutuyor. İkinci, üçüncü maçlarda gruplarda daha da tutucu bir oyun oynayabilir teknik adamlar. O zaman bugünün tahminleri gelsin. Finlandiya-Rusya ile mi başlıyoruz? Ben Finlandiya-Rusya'ya beraberlik diyorum. Yani Rusya'nın Finlandiya'yı açamayacağını düşünüyorum. Ve tarihsel sonuçta da yarın programa çıkmayı reddediyorum. Diğer ee, maç. ben Hepsini ita bitir sonra ben söyleyeyim. Okay. İtalya-İsviçre'ye İtalya diyorum. Özellikle bize karşı ilk maçta oynadıkları oyun çok etkileyiciydi. Ee, İsviçre'yi de yeneceklerini düşünüyorum. Bizim de galleri e, yeneceğimizi düşünüyorum. Yani Finlandiya beraberlik İtalya ve Türkiye kazanır. Ben de i̇talya İsviçre yener diyorum, Türkiye galleri yener diyorum ve Rusya'da Finlandiya'yı yener diyorum. Bir konuda ayrışıyoruz. Fena değil. Evet bakalım bu sefer ne olacak? Dileriz Ameli futbol takımımız bu akşam kazanır. Ee, tabii ki tek temennimiz o. Evet İtalya'ya yenildik. Evet belki averaj noktasında eksi 3 averajdayız ama hiç fark etmez. Biz nerelerden dönmüş bir takımız. Dileriz buradan da döneriz. Evet yani turnuva hala elimizde. 2'de 2 bizi gruptan çıkarır. 4 puan bile gruptan çıkarabilir. Önemli olan bu ufak e, az güne sıkışan turnuvalarda çabuk reaksiyonlar göstermek. Ben de göstereceğimizi düşünüyorum. O zaman soruna geldik süremizin. E kapatalım bugün. Hadi de. kapatalım o zaman. Ama sen açtın sen kapat. Ben mi kapatayım? <laughs> Okey. E, bitiriyoruz. Bugünün sonuna geldik. Gereğine biz burada olacağız. Hoşçakalın.